Kalpteki saf ve temiz sevgi yıllarca devam etmiş, ihtiraslardan uzak, büyük bir aşk içinde mesuttular. Sen ne güzel kokarsın.
Çıkalım artık. Çıkalım. Ne düşünüyorsun Kenan? Bilmem. O kadar güzel okudun. Yok canım, sana öyle geliyor. Seni dinlediğim zaman sanki başka dünyalarda yaşıyormuşum gibi geliyor bana. Sahiden beni o kadar seviyor musun? Sevmek kelimesi hislerimi anlatmaya yetmez bile Gülten. Biliyorsun sen her şeyimsin. Sevgiden başka korkuyorum da. Korkuyor musun? Neden? Şarkıda söylediğin şeylerden. Sana kavuşamamaktan, seni kaybetmekten. Korkacak bir şey yok. Ben aşkımızın kuvvetine inanıyorum. Ölümden başka hiçbir şey bizi ayıramaz. Zaten ölüm ayrılığın yanında çok tesirsiz kalır. Ben sensiz bir hayat, sensiz bir dünya düşünemiyorum. Ben de Kenan. Salıncağı binişimde çocukluğumda düştüğümü hatırlarım. Şimdi düşsem ölürüm muhakkak. Ölsem üzülür müsün? Üzülmem. Hain! İnandın mı yoksa? Sen ölsen yaşamam ki üzüleyim. Bir şeye mi üzülüyorsun Kenan? Neşesizsin. Babam bir türlü iyileşemedi. Doktor bir hastaneye yatırılmalı diyor. Hastaneye mi? Bu hususu babamla konuştun mu? Hayır. Gelin bakalım. Epey yorulmuşa benziyorsunuz. Nerelerde dolaştınız? Kefeze. Kefeze kadar yürüdük babacığım. Ayakta durmayın, oturun. Ne de uzak yer. Ah, buyur anneciğim. Abim bugün nasıl? Her gün biraz daha fena. Doktor tekrar hastaneye yatırılmalı diyor. Yatıralım çocuğu. Ama nasıl? Elimizdeki en son imkanları kullanacağız. Sen evlatlık vazifelerini tamamen yaptın. Fakat ben hastalığımla uğraşmaktan, iki senedir de mahsul kıtlığından kardeşlik vazifelerimi yapamadığıma üzülüyorum. Daha evvel az mı yardım ettiniz? Bu defa da Allah kolayını verir elbet. Hiç unutmayacağım. İyileşmen için muhakkak hastaneye yatmalısın baba. Beni kendi halime bıraksan iyi edersin.
Oğlum, 4 senedir uğraşmaktan bıkmadın mı? Zavallı annen bu ıstıraplara dayanamadı. Sen de benim yüzümden harap oluyorsun evladım. Bu yüzden koca çiftlik elden gitti. Benim iyileşmeme imkan yok artık. Böyle söyleme baba. Daha beraber çok mesut yıllar yaşayacağız. Gelen kim Kenan? Gülten baba. Nasılsınız amca? Görüyorsun, gidiyorum. Oh, Allah göstermesin. Bunları kabul et Kenan, onu hastaneye yatıralım. Ama Gülten, bunları nasıl kabul edebiliriz? Ecelimde ne kadar gecikti. Bu nasıl söz amcacığım? Ah Gülten, sana ne kadar minnettarım. Bu iyiliğini hayatım boyunca unutmayacağım. Kenan, yarın hastaneye gideceğiniz doğru mu? Evet. Bu senden ilk ayrılışım. Fakat buna mecburum. Üzülme Kenan, inşallah yakında dönersiniz. İyi ki abim görmedi. Senden bulunmama kızıyor. Hem çok kızıyor. Zaten onun kızması yakında sona erecek. Babam iyileşir iyileşmez seni isteyeceğim, üzülme. Allah selamet versin oğlum. Bu kadar teessüre kaptırma kendini bey. Ölenle ölünmez, ne yapalım? Kardeş bu hanım. Gerçi mukadderata boyun eğmek lazım ama üzülmemek elde değil. Kenan geliyor mu? Bir arkadaşı onu bırakmak istememiş. Fakat geleceğini yazıyor. Peki Kenan nerede kalacak? Onu yanımıza almamız lazım bey. Yanımıza gelip de ne yapacak? Yapayalnız bir evde nasıl yaşar? Kenan çalışkan çocuktur. Hem yabancımız da değil. Kenan burada kalacak. Kardeşimin yadigarı. Bizden başka kimsesi yok onun. Onu himaye etmek benim vazifemdir. Üzülmekte haklısın. Ölüm Allah'ın emri. Üzülmemek elde değil. Hayatta yapayalnız kaldım. Bu diyarı gurbette sana rastlamamış olsaydım perişan olacaktım. Derdini unutmak için oraya dönmemelisin artık. Burada ne yapabilirim? Beraber çalışırız. Benim de candan bir arkadaşa ihtiyacım var. Biliyorsun çocukken hiç birbirimizden ayrılmazdık. Teşekkür ederim Adnan. Çiftliğe dönmem lazım. Her şeyim orada benim. Haklısın. Başka yerde yapamam.
yengeç. Hadi siz de yemeğe. Şöyle oturalım. Peki. Ver. Ha, şöyle. Şu tarafa gidelim. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ne güzel kadın değil mi Kenan? Hı? Ben farkında değilim. Hadi bakalım iş başına. Bunlar bir haftadır dolaşıyorlar. Buraya yerleşmeye gelmişler. Köyünüzü çok beğendik. Bu çiftlik sizin mi? Evet. Ah, çok güzel yer. Evet. Biz de buraya yerleşmeye geldik. Sizinle arkadaş olmak isterim. Artık bizi yalnız bırakmazsınız. Tabii, memnuniyetle. Biz burada arpacıların çiftliğinde oturuyoruz. Güzel. Şimdilik müsaadenizle. Sana boşuna dağ keçisi demiyor baba. Ben böyleyim, hoşlanmadım onlardan. Sen de gitmesen olmaz mı sanki? Ama davet ettiler. İyi ki buralarda size rastladım, yoksa yalnızlıktan çatlayacaktım. İçeride içki alsaydınız daha neşelenirdiniz. Teşekkür ederim, hiç kullanmam, alışık değilim. Başka arkadaşınız yok mu? Köyde tanıdıklar çok. Fakat biz işten güçten birbirimizi seyrek görürüz. Kardeşim şehirdeki gürültülü hayata alışık olduğundan buralara bir türlü alışamadı. Bari siz sık sık bizi yoklayın. Müsaadenizle ben artık gideyim. Daha çok erken değil mi? Evde beni bekleyen bir sürü iş var. Tatlı tatlı konuşuyorduk. Tekrar rahatsız ederim. Sizi de bekleriz. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bu kıza bakışlarını beğenmiyorum Kamil. Gene bu fesat kumkuması kafanda neler hazırlıyorsun, hı? Bunu anlayamadın mı? Onu beğeniyorum. Kızın aşık olduğunu unutuyorsun galiba. Benim arzularıma aşk bile mani olamaz. Sen bilirsin. Benimle bu kadar açık konuşmana hayret ediyorum. Seninle anlaşmıştık. Kıskançlık kavgaları yapmayacaktın. Burada artık herkes seni kız kardeşim biliyor. Biliyorsa ne olacak? Artık benim bir müddet İstanbul'a dönmeme imkan yok. İzimi kaybettirinceye kadar buradan ayrılamam. Son malın parası geldiğinde sen de hisseni alır, başka bir muhite gider, kendine yeni bir hayat hazırlarsın. Sen de burada küçük hanımla evlenirsin. Orası benim bileciğim iş. Söylediğim şekilde hareket etmediğin takdirde sen de beş parası kalırsın, ben de.
Aman peki peki, dediğin olsun. Senden uğraşılmaz. Bana dargın mısın Kenan? Ne hakkım var buna? Ama dargın gibisin. Ben senlenim. Sinirlisin, gel dolaşalım biraz. Abinden korkmuyor musun? O gene sızdı, uyurken bile içiyor. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle buyurun, içerisi pek sıcak. Gülten! Gülten! Bak kimler geldi. Ah, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bahçemiz pek bakımlı değil ama kusura bakmayın. Bahçenize iftira etmeyin Gülten Hanım. Dünyanın en güzel çiçeği sizin bahçenizde. Size ayran getireyim. Zahmet etmeyin. Ah, zahmet olur mu hiç? Kardeşiniz çok sevimli Cahit Bey. Teveccühünüz. Sevimli olduğu kadar da güzel. Hakikaten öyle. Pek o kadar soğuk değil ama kusura bakmayın. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkürler. Abi. Eyvallah. Ben Kamil Bey'e şahsen çok kızındım. Siz de Suzan Hanım'la anlaşacaksınız inşallah. Tabii. Böyle kibar bir hanımefendi ve beyefendiyle tanışmamız bizim için büyük bir bahtiyarlık. Değil mi Gülten? Cidden öyle. İltifatlarınızla bizi mahcup ediyorsunuz efendim. Aman efendim, estağfurullah. Ne güzel bağ. Çok severim üzümü. İsterseniz toplayalım. Hay hay. Buyurun. Meseleyi Gülten'e açtın mı? Henüz konuşmadım. Bu işi uzatmasan iyi olur. Bugün açarım. Dün akşam zarların tersliği gene beni berbat etti. Çok mu kaybetti? 500 lira kadar. Anlaşıldı. Ne kadar lazım? 1000 lira kadar. Borçlar çoğalıyor. Al bakalım. Şimdilik ala ısmarladık. Aa, gidiyor musunuz? Sizi bıktırmayalım. Ne münasebet. Ala ısmarladık. Güle güle. Ala ısmarladık. Güle güle. Güle güle efendim. Ala ısmarladık. Güle güle. Biz Kamil'le anlaştık. Niye anlaştınız? Kamil zengin, yakışıklı erkek. Ne olacak zenginse? Seni onunla evlendireceğim. Buna imkan yok. Aptallık etme. Bu adamı kaçırma. Ben satılık değilim. Rica ederim bu bahsi bir daha açma. Tavşan zannetmiştim. Onun yerine ben çıktım, memnun olmadınız mı?
Bilmem. Halbuki ben olacağınızı zannetmiştim. Niye memnun olacağımın sebebini anlayamıyorum. Ben yanındayım ya. Bizim bildiğimiz... Bırak bu lafları şimdi, baş başayız. Beni ret mi ediyorsun? Ben kadınların arzularına göre hareket eden erkeklerden değilim. Beğendiğimi kendim seçerim, Allah'a ısmarladık. Onu hiçbir zaman Kenan'a vermem, anlıyor musun? Kamil'le evlendireceğim onu. Onların seviştiklerini unutuyorsun. Her sevişen evlenmez. Kenan'dan iyisi olur mu? Ama borçları unutuyorsun. Bizi ancak Kamil kurtarabilir. Fakat... Gülten onunla evlenecek fakat, diyorum. Dinle beni oğlum. Benim dediğim olacak. Yoksa elimden bir kaza çıkar. Cahit evladım! Ah bu çocuk. Senle konuşacaklarım var. Yorgunum, yarın konuşuruz. Konuşacağız dedim. Ben de yorgunum dedim. Sonra konuşuruz. Kenan! Kenan! Geliyorum. Olduk Kenan. Abim Kamil'le evlendirmek için zorluyor beni. Sen istemezsen yapamaz, üzülme. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Korkma, bir şey yapamaz. Artık benim de burada kalmam imkansız. Benden gelir misin? Annen ne der? Senden olduktan sonra ölüme bile giderim. Annem buna sevinecek. Gel seni dövene bindireyim. Zalim avcı! Kolumu, kolumu.